sen dedin mi demedin mi? Fenerbahçe dur, doğru. Söyleyeyim, dur. Bak soruyorsun. Lan sen Fenerbahçe dedin. Ben cevaplıyorum işte. Fenerbahçe. Sen mi konuşuyorsun, ben mi konuşayım? Bak baba, ben sana şunu söylemeye çalışıyorum. Değil mi? Sen bana diyorsun geçen hafta övüyordun. Lan geçen hafta övmeyeceğim de ne yapacağım? Geçen hafta hepimiz oturup dedik ki Fenerbahçe böyle oynamak. Bugünkü Fenerbahçe nedir arkadaş? Ben onu soruyorum zaten. Tamam ben de sana söyleyeyim abi şimdi. Geçen haftaki Fenerbahçe'nin oyun mantığı zaten doğruydu. Anlatabildim mi? Ama oyun olarak sen zaten top sendeyken bir şey yapmıyorsun. Kaptığın toplarla zaten atak yapıyordun. Yine öyle yapıyorsun. Kapalı savunmalara, daha düşük takımlara daha kötü oyun sergiliyorsun. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra siz diyorsunuz ki her hafta takımı bokluyorsunuz diyorsunuz. Al abi, geçen hafta İrfan'ın oyuna girdi, çok top kaybediyordu. İlk yarı konuşmuştun Tadiç girdikten sonra daha faydalı olur falan filan diye. Gördük abi işte. Bizim taraftarları yabancı hayranlığı var abi. Tadiç bok gibiydi. Ya. Onu diyorum abi, yani İrfan da geçen hani 15 dakika oynayınca İrfan da kötüydü. Bugün de Tadiç kötüydü. Demek ki abi bunlar 15 dakikada ritim tutturamıyorlar. Olabilir böyle şeyler. Ama İrfan'a neler söylendi abi. Yok çete, yok bilmem ne, o koca götlü Serdar'ın şeyler. Tadiç olunca abi bir şey yok. Aslında gayet normal yani. 15 dakika kötü oynayamaz futbolcu. Oynar. Oynayamaz mı yani? 20 dakika oynayabilir abi. Oynar abi, oynar. Ama biz de işte yabancı hayranlığı fazla. Türk futbolcu böyle olunca ama yerden yere vuruyoruz abi. Bekao takımın yine en iyi stoper olduğunu gösterdi abi. Kaç tane kritik pozisyon kurtardı. Szymanski diyecek hiçbir şey yok zaten. Diyorlardı ya adam 80 dakika %100 presle oynuyordu. Kaçırması normal falan. Abi 10 dakika oynadı adam, kalenin dibinden kaleyi bile tutturamadı. Yani böyle futbolcularla biz hani kötü oynarsın, kaliteli futbolcun olur, bir şekilde şampiyon olursun. Zor maçları kazanırsın da kötü oynadıktan sonra böyle futbolcun varsa zor maçları kazanamazsın abicim. Bu kadar basit yani. Abi bilmiyorum ama ben hiç hoşnut değilim yani. En az bir gol yerdik bugün Beko olmasaydı. Beko bence Beko olmasaydı formayı alır gidiyor yani. Birinci stoperi takım. Ben söylüyorum ama birinci stoperi bana göre tabii. Bana göre bu takımın en iyi stoperi Beko abi. Önce Beko'ya koyarsın. Çünkü farklı stoper. Öbürlerinden daha agresif, daha sert, daha hamleli. Kafa toplarının hepsinden iyi. Önce Beko'ya koyarsın. Yanına artık kimi istiyorsan. Bence bir Ciko olur. Fenerbahçe'nin tandem Beko Ciko olur. Yani bakalım Çağlar'ı mı oynatacak? Çağlar'ı oynatırsa yine Fenerbahçe'nin oyunu bugün çok iyi değildi ama iyi savunma yaptı. Bence bozulabilir. Öyle bir tehlikesi var yani Çağlar'la. Ama bugün Fenerbahçe iyi savunma yaptı diyebiliriz değil mi Erkan? Yo abi, ben rakipti mesela, bak ben öyle bakmıyorum mesela. Diyorum ki rakip ne kadar giriyor, nasıl bir şey yapmaya çalışıyor. Ben öyle bakıyorum yani ona. Rakibin öyle ısıran bir yapısı yok. Yok. Şimdi kötü futbolun nedenini sen açıklaman lazım. Haftayı hiç biz Avrupa'da maç oynadık. Oyuncular yorgundu. Mesela bundan dolayı mı? Ama bakıyorum abi, bazı yerlerde inanılmaz bireysellik var. Bak ikinci yarıyla ilk yarıyla ikinci yarısında çok farklılık var. İlk yarıda hani üretiyorsun ama bir sonda bir şeyler yok. Mesela 10 tane pozisyona girmişiz. 3 tane net pozisyonumuz var. Baktığımda 78'den 22'ye. Yani normal istatistiklerin bayağı üstüne çıkmışsın. İkinci yarıda bunların hiç alakası yok. Yani hamleler bile yapılırken bak 4-5 tane oyuncuyu birden değiştirir. Orada bir demek ki başka bir şey var. Ama bu oyun izlettirmiyor yani. En basitinden bir taraftar olarak ben izleyemiyorum bu futbolu. Ama sen diyorsan kardeşim 3 puan önemli olan, esas olan, tamam eyvallah, problem yok. Abi 2-0 oldu, yine geri çekti takım ya. Yine geri çekildi abi takım. Şey olur yani orada Beko kaç tane... Acaba dedim problem bende mi dedim. Ben çünkü bir ara bıraktım maçı izlemeyi. Ya şöyle olur, kazanırsın filan bu Bodrum gibi takımlar ama oyun tat vermez yani. Oyun tat vermez ama o da pek problem mi? Şampiyon olacaksak değil. Ha, şampiyon olabilir miyiz? Bana göre olamayız yani. O da başka. Erkan. Bugün hoş bulduk. Yani Fenerbahçe bana da hiç keyif vermiyor. Yani Kadıköy'de yani benim beklediğim, arzuladığım Fenerbahçe bu değil. Yıllardır bu değil zaten. Ama gerçekleri de masaya yatırmak lazım. Bugün Bodrum galecisi iki tane hediye etti yani. Bireysel yani onun hatalarından dolayı gol attık. Takım umut vermiyor yani gelecek için. Ben söyleyeyim. Ya ben geçen yayında da söyledim. Bu sene benim gördüğüm Fenerbahçe zigzag bir Fenerbahçe olacak. Yani bir iki hafta gider, ondan sonra bir daha bocalanacak. Yani Fenerbahçe iyi görüntü vermiyor baba. Yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Kendimi de kandırmıyorum. Keyif de alamıyorum maalesef. Evet, önemli olan 3 puan ama gerçeklerle de yüzleşmediğin zaman yarın burada kendini üzersin. Yani bu kötü ligde böyle bir futbol kendi seyirci önünde, yani ben anlamıyorum abi. Eskiden bakıyorum Kadıköy'de biz ilk dakikadan
belirli bir dakikaya kadar baskı altına alıp pozisyon üstüne pozisyon futbol resitali izliyorduk. 10 yıl önceden bahsediyorum tabii ki. Abi şu son 10 yıldır Fenerbahçe'nin futbol aklı öyle bir zehirlendi ki hep böyle düz çok koşan futbolcuları doldurdular takıma. Bunları bile pofpofluyorlar yani. Ben o zaman eski Fenerbahçe'yi bilmiyorum abi. Zaten biz o eski kafadan çıktığımızdan beri biz bu hale geldik. Yani başarılı olamıyoruz. Yani iyi futbolcuyu biz camiada cezalandırıyoruz yani. Yani çok ben anlamıyorum abi. Bak ben hiç keyif alamıyorum yani. Ben açık söyleyeyim ya bu kadar yani inanılmaz ya. Bir gün biraz daha becerikli bir takım olsa sen zorlanacaksın. Bak ben açık söyleyeyim ya bu net, futbola karşı. Net bence de bugün Bodrum olmasa yani, farklı bir takım olsa Bodrum, farklı bir skor olur. Tamam bu ligde kalecisi, zaten abi bu ligde zaten 10 tane PTT takım var Cango biliyorsun sen de. Evet. Yani o bu Bodrum biliyorum. Modrum bunlar hep PTT takım abi bu şey filan. Nedir o? Evet. Bir sürü takım var abi oynadığımız. Antalya PTT takımı ya. Ama o zaman da ben şunu diyorum abi yani bu kadar bütçeye para harcıyorsun. Hiç mi doğru bir şey yapamıyorsun abi? Yani bunu sordu. Ya ben aklımı yiyeceğim abi. Ben eski ya abi ben eski mecbur örnek vereceğim. Çünkü ben o Fenerbahçe'yi istiyorum ya. Benim en doğal hakkım kardeşim ya. Eskiden abi Fabio Luciano çıkıyordu. Ver kaçlarla biz pozisyona giriyorduk baba yani. Çünkü futbol aklı futbolcu vardı takımda. Teknik vardı. Yani oyuncuları izleme şeyi vardı. Abi şu anda benim bir iki futbolcu haricinde böyle gerçekten ekran başında tutacak oyuncu da yok ya. Hepsi düz topçu ya. Ya ben şey, zevk alamıyorum. Bak taraftar da yazmış demiş ki falan... 3 puan demiş. Neyi beğenmediniz demiş. Abi ben soruyorum sana mesela sen neyini beğendin? Gel söyle. Abi bu şeylerden ya yaz, neyini beğendin Fenerbahçe bu yaşlı veteran Tadic Ceko'dan onları bir kızağa çekmeli bence Fenerbahçe. Daha böyle dinamik tempolu takım olmalı. Bence böyle bir hamle yapabilir hoca. Bence ikisini de bir çeksin. Bakalım o zaman takıma. Belki daha iyi olur. Bence çok önemli etken yani Fenerbahçe'nin kötü oynaması. Abi hiç güven vermiyor ya takım. Ya ben diyorum ki ne oyunda diyorum ki siktir ettim diyorum 90 dakikasını bana 5-10 dakika ver diyorum. O 5-10 dakika ben diyeyim ki hani bu oyunu 5 dakikayken 10 dakika yaparız. 15 dakika 20 dakika yaparız belki yeri gelince. Sen onu bana vermiyorsun. Manchester'da bana bir şey gösteriyorsun. Diyorsun ki ne bak diyorsun burası bak buradayım ben aslında bak bunu da yapabiliyorum diyorsun. Çıkıyorsun ligde bunun 5 dakika gösteremiyorsun. Manchester'da 45-50 dakikalık yaptığın oyunu. Buradaki sıkıntı ne kardeşim? Yorgunluk mu? Yani ne bileyim yani oradaki mesela motivasyonu biz Bodrum maçında gösteremiyoruz ama kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın önündeyiz. Yani bugün mesela izlediğimiz futboldan çıkıp haftaya Trabzon maçını konuşsak desek yemin ediyorum size hepiniz farklı konuşacaksınız. Aynı konuşacaksınız pardon farklı değil. Ama olumsuz tarafından bakacaksınız. Ben o yüzden geçen hafta işte geçen hafta diyorum Manchester maçından sonra dedim ya o maçın bir ölçüsü olmayacak ligde. Yani o maça göre işte uçuyoruz yeni bir başlangıç kafasına kimse kapılmasın. Çünkü bizim Avrupa'da oynayacağımız karşılaşmalar zaten farklı olacak. Orada bir problem yok. Ama abi yani ya bak ben yine söylüyorum önemli evet 3 puan ama ben her zaman gerçekleri kendi önüme yatırırım. Kendi bildiğim şeyi yaparım. Ben diyorum abi benim çocukluğumdan beri Fenerbahçe olma sebebim istediğim Fenerbahçe bu değil baba. Yani benim izlediğim Kadıköy'de son yıllardır abi hiçbir futbol namına bir şey yok. Kalite hiç yok. Zaten Maxim çıkınca zaten 160 fişekliyorsun zaten. Bireysel o bir şeyler yapmaya çalışıyor. Abi ya bu nedir ya bu ligdeki zihniyet? Çok koş, çok koş, bastır, bastır. Abi futbolcu yok bu ligde ya. Kaliteli futbolcu hasret kaldık abi bu ligde yok. Zehri saldılar abi. Topçu gelmiyor artık bu lige. Ya fizik gibi, öküz gibi fiziğin olacak ya da çok koşacaksın. Ama topla becerin bir sikime yaramayacak abi. Yıllardır biz bunu izliyoruz. Nerede o eski futbol kalitesi? Nerede abi? Inter bu arada yok. 4-2 yaptı. İnanılmaz bir maç oluyor bu arada onu da söyleyeyim. Yapar. Yani. İtalya'da maç izleriz, İngiltere'de izleriz, Türkiye'de futboldan soğuyoruz. Aynen, futbol şeyde Avrupa'da izleyip doyuyoruz, Türkiye liginde taraftarlığımızı yapıyoruz, fanatikliğimizi gösteriyoruz, başka hiçbir şey. Yani gerçekten bir futbol yani Arsenal Liverpool falan vardı. Fenerbahçeli olmasak bu maçı izlemezdik yani değil mi? Arsenal Liverpool falan varken. Ya bak git Benfica'da Kerem Aktürkoğlu gene 1-0'a geçmiş. Kerem Aktürkoğlu adam Türkiye'de nasıl orada nasıl oynuyor? Abi bu nasıl bir şey yani?
Bunu da anlatmak lazım insanlara. Kerem Türkiye'de de abi iyiydi bu arada. Abi çünkü futbol var orada. Ya iyiydi ama bu kadar. Yani gidip orada bocalaması lazım oyuncunun. Tamam mı? Yeni bir atmosfer, yeni bir coğrafya. Farklı futbol, daha hızlı oynanıyor. Ama adam oraya bu adaptasyon. Demek ki abi oradaki organizasyon, Türkiye'deki organizasyon farklı. Orada oyuncu, burada biz okey iyi derken orada çok yıldızlaşabiliyor işte. O da o futbol anlayışıyla ilgili. Ona uygun bir futbol var. Türkiye'de öyle yok ki. Sen niye biliyor musun Erkan? Benfica Kerem'i transfer ederken kendi şeyine, profiline bakarak adam alıyor. İsme göre değil. Adam orada başarılı olacağı için o profilde adam arıyor. Orada futbol yapısı var zaten. Futbol var. Başarılı oluyorsun. Orada baba bak ben her zaman diyorum futbol aslında çok basit ama Türkiye'de futbolu bilmeyen cahillerin hepsi toplanıp yönetici ve veyahut da başkan olduğu için bu ülkenin futbolu bu hale geldi işte. Yani kimse kusura bakmayacak ya. Ya bu kadar zor bir şey değil ya. Abi gerçekten bak seyir zevki alamıyorsun ya. Gerçekten yani kendi seyirci önünde coşkulu, atak dolu bir Fenerbahçe yok artık. Yıllardır yok ya. Oyuncu profillerinden de kaynaklı bu. Bak ben söylüyorum, yıllardır söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin tarihinden beri her zaman baba bir 8-10 numarası vardı ya. Maç sıkışınca maçı alacak, iyi şut çeken, oyuncu geçen. Seni santraforla, ben Niyan tarzı santraforları özledim. Ben profil olarak farklı bakıyorum futbola. Ama biz bu kafadan çıktığımızdan beri biz başarılı olamıyoruz cami olarak. Çünkü Fenerbahçe'nin genleri bu değil. Ya burada oturuyorduk mesela geçen sene, ondan önceki sene kötü de oynasak bir şey vardı. Hani oyun anlamında diyorduk ya kötü ama işte orada bu salaklık yaptı, o şunu yaptı ama bir baskılık şeyi vardı. İsmail Kartal döneminde de öyleydi. En azından mesela biz şeye kızıyorduk. Lan 20 tane pozisyon yakaladı, 2 tanesini gole çevirdik. Buna kızıyorduk mesela. Abi 15 mi resmi maç oldu, 16 mı resmi olarak? Yani bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi 16 şey. Resmi evet. Maçta bir tane çizilmiş oyun golü yok. Bak bir tane iki tanesi rakip hatası işte, ya. Bak bugün de dahil olmak güzel. Hayır. Herhangi bir maçta diyorum. 16 maçı açın bakın abi. Bir tane işte burada organizasyon yaptık. Merkezden gittik. Kanattan bindirdik. İşte sağdan onu giderken soldan o bindirdi. Arkaya kapattık falan dediğimiz bir tane gol yok abi bak. Bir tane ya. Manchester maçı dahil. Orada işte baktı şey Maximen. Açayım var orta dedi. El Nesir var. O da kafayı vurdu. Geçti yani. Bunların hiçbir çizilmiş oyun değil yani. Hani bir yükleneyim de bir şey yapayım değil. Ama yani ne oluyor? Birisi inisiyatif alıyor futbolculardan. Ama rakip hata yapıyor. Ama sen işte o anlık bir tesadüf demeyeyim de hızlı oyun demeyeceğim de. Hani birisi top alıp gidiyor öyle gol atıyorsun. Yani çizilmiş bir tane oyunun yok, golün yok ki. Yani mesela herkes birbirine bakıyor. Mesela ben bugün maça baktım. İlk yarıda yerleşti Fenerbahçe şeyi Bodrum'a. Top dönüyor ama yani kimse de arkadaş burada ne yapacağını bilmiyor yani. Hani Ceko oraya geliyor, Nesli top almaya geliyor. Ya abi biz Nesli'nin buluşması gereken yer ceza sahasının içi orta sahada buluşuyor. Ondan sonra Maxime'nin aslında buluşması gereken yer rakip ceza sahasının yakınları ya da işte ceza sahası orta sahanın arası. Maxime top almaya bizim ceza sahasının önüne geliyor. Yani şimdi bunlar adam buradan topu alıyor, eforla gidiyor. Bu son duruş, son vuruş yapamaz bu adam. Ya ister istemez yani nabız 180 zaten. Yani Fenerbahçe futbolcuları yanlış yerde topla buluşturuyor. Bugün Beka olmasaydı, bak ben söyleyeyim Beka olmasaydı biz maç 2-2'ye gelirdi bence. Hani orada engelledi birkaç pozisyon var Beka'nın son 10 dakika, 12 dakika, 15 dakikada. Yani orada Beka olmasa adamlar geçse son adamdı zaten. Gol olacak zaten. Beka ben, o Ciku'nun uyumunun ekmeğini yedik. Geçen ya ben Beka ya Ciku'yu da geçtim kenara. Beka abi yani hakikaten yani oyun şeyi çok iyi yani. Hani oyun öngörüsü çok iyi. Duracağın yeri biliyor. Adam kendi hızını da bildiği için pozisyon bilgisini çok iyi kullanıyor adam. Yani ya işte bu mesela ne ben o kadar net gitmek istemiyorum. İlker oturup burada bir an pozisyon anlatırım sana da. Sorun o değil mesela. Biz galiba kendimizi farklı bir beklentiye soktuk. Oyun tabii anlamında. Adam bize bunu verecek kardeşim. Ben o zaman aslında 3 hafta önce söylediğimi unutuyorum bazen ya. Diyorum ki kardeşim zaten bize vereceği bu. Biz aynen oturmuşuz başka bir şey istiyoruz heriften. Adam diyor zaten kardeşim bu 3 puan aynen önemli değil. Aynen bu kadar. Ne yapacağız ona göre? Ama 3 puanın garantisi. Al, bak açıklama gelmiş şimdi ilk açıklama. Özür dilerim. Abi önemli değil. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4-5-6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. O sayının basit pasında İsmail basit bir dokunuşta gol atabilirdi. Ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik.
Perşembe pazar oynamak kolay değildir bazen. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı. Bir bok anlamadım. Vallahi bir bok anlamadım.